kibritin babası buysa, babasıymış gibi davranan Ankuş Reherjel kim? Peki ya Yamin, o kim? O da gerçeği biliyor mu? Eğer Yamin Eritin annesiyse, o zaman çocuğunun babasını biliyor demektir. Ve Ankuş Reherjel Eritin babası değilse, o zaman bu konuda saklamaya çalıştıkları bir şey var demektir. Ve annesi de o adamı babası göstererek bu sırrı koruyor. Bu şekilde bu sırrı yıllarca saklamışlar. Hayır Seşe, bana bir sır saklıyor gibi gelmedi. Belki Ankuş Reherjel'in Ritin babası olmadığını biliyordur. Ama çaresizlikten bu gerçeği saklamak zorunda kalmıştı. Ben onu iyi tanıyorum. O sürekli ailesini düşünür. Ailesindeki herkes her şeyden çok sever. O iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir kaynana. Etrafındaki herkesi çok sever. Ve Ritik için her şeyi yapabilir. Eğer öyle olmasaydı, Ritik'i astrolojik kötü kehanetinden kurtarmak için neden bir yabancıyla evlendirsin? Hayır. Onun sevgisi, şefkati gerçek. Ankuş Reca mutlaka ona baskı yapmış olmalı. Bu yüzden susuyor. Bundan tam olarak emin değilim Seşe. Ama benim de birçok sorum var. Hepsine tek bir cevabım var. Yamin'i masum. Ve buradaki adam Ritik'in babası. Bu o adam. Evet. Geçen gece Ankuş Reca bu adamı zorla götürmüştü. O gece yüzüne bakamamıştım. Ama eminim. O adam. Bu aynı adam. Evet Seşe. Kıyafetleri aynı. Bu adamın mağarada olduğuna eminim. Sonra bir şekilde Ankuş Reca'nın elinden kaçmış. Ve tekrar kendini gösterince de onu öldürmüş olmalılar. Bu adam Ritik'in babasıysa, Ankuş Reherjel onu neden yıllarca tutsak etsin? Niye daha önce öldürmedi? Niye şimdi öldürdü? Ankuş Reherjel çok kurnaz bir adam. Yıllardır Ritik'in babası gibi davranıyor. Büyük bir oyun oynuyor. Ritik'in babası Ankuş Reherjel değilse, kim olabilir? Bunu öğrenmek için eve gitmeliyim. O kimmiş? Nereden gelmiş? Şivanya. Fotoğrafı hatırlıyor musun? Sana bir fotoğraf göstermiştim. Ankuş Reca sadece bir bahçıvandı. Evet. Bu çok tuhaf. Ankuş Reca bir bahçıvansa, Yamin'i onunla neden evlensin ki? Artık her şeyden şüpheleniyorum. Yakında bütün bunları çözeceğim. Şivanya, çok geç olmadan eve dön. Yoksa şüphelenecek. Tamam peder. Birazdan eve gideceğim. Ankuş Reherje ile ilgili gerçeği mutlaka bulacağım. Bu işin aslı ne? Bu anlaşma bizi kurtaracak. Milyonlar değerinde abi. Aslında bu anlaşmayı sadece senin sayende yaptık. Tebrik ederim. Hayır baba. Bu yılan kristali sayesinde. Onu aldık ve şans yüzümüze gülmeye başladı. Bu anlaşmayı böyle yaptık. Eskiden böyle şeylere inanmazdım. Yılan kristaline de. Ama varmış. Var tabii ki abi. Onu kendi ellerinle aldın sen. Yılan kristali bizleri birer milyoner yapacak abi. Umarım anlaşma tamamlanır. Anlaşma bugün tamamlanır. Yabancılar bugün bizimle tanışmak istiyor. Yılan kristali sayesinde zengin olduğu için Ankuş Reherjel çok mutlu. Ritik'in babasının durumunu bir saniye bile düşünmüyor. Şivanya kızım, sana verdiğim kolyeyi getir lütfen. Kuyumcu geliyor, kolyenin de parlatılması gerek. Thank you.
Şivanya bugün çok mutluyum. Çünkü ailem için yılan kristalini aldım. O yılanlar artık evimize giremez. Ailem adına bir şey yapabildiğim için çok mutluyum. Biliyorsun, benim için ailemden önemli bir şey yok. Evet Ritik. Ailenden daha önemli bir şey yok. Anne babamız için pek bir şey yapamıyoruz. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii sor. Senin ailen şehrin en zengini. Deden bunu sağlamak için gece gündüz hiç durmadan çalışmış olmalı Ritik. Bu arada bunları baban mı kazanmış? Yoksa dedenden mi kalmış? Bundan bahsettiğinizi hiç duymadım. Babam çok çalıştı. Bu zenginliği çok çalışarak edinmiş. Her şeye sıfırdan başlamış. Anladım. Bu kadar zengin olmak için mutlaka çok çalışmış olmalı. Bu kadar başarılı olarak insanlara ilham olmuştur. Peki daha önce ne yapıyormuş? Yine sorular. Hiçbir şey anlatmayacağım. Çok soru soruyorsun. Tamam. Anlatırsam karşılığında senden ne alacağım? Benden mutlaka bir şey saklıyorsun. Anlatsana Ritik. Ne zaman soru sorsam cevaplamaktan kaçıyorsun. Sana o sembolü sordum, cevaplamadın. Sana geçmişi sordum, cevaplamadın. Hadi sen bu ailenin varisisin. Bir şeyler biliyor olmalısın. Tamam. Bana ne istersen sor. Babam bu imparatorluğu kurmadan önce ne yapıyormuş? Bitki yetiştiriyordu. Bahçıvan. Evet kızım. Çok fakir bir adamdı. Ama bugün çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle işte böyle zengin oldu. Bir sürü farklı işi var. Burada ve yurt dışında. Bütün mal varlığını ben bile bilmiyorum. Benim tek bildiğim bu adam dişiyle tırnağıyla bizim için, ailesi için çalışıyor. Onun sayesinde. Ona çok saygı duyuyorum. Eminim ondan yalan söylemesini Ankuş Raheca istemiştir. Belki o da Ritik'in annesi değildir. Ama Ritik'i çok seviyor. Yani katil ve suçlu olan sadece Ankuş Raheca. Şivanya, sana verdiğim kolye nerede? Getirsene. Anne, işte. Al lan. Sorun var mı? Ritik, annem babamın bahçıvan olduğunu söylediğinde hiç şaşırmadın. Bunu önceden biliyor muydun? Evet, annem anlatmıştı. O zaman niye daha önce anlatmadın? Çünkü daha önce babam hakkında hiç konuşmamıştım. Artık soru yok, tamam mı? Çok uykum geldi, uyuyalım. Ya da sen daha uyumak istemiyor musun? Ritik, sen nesin? Kimsin? Bir kez daha benden gerçeği sakladın. Daha seni çözemedim. Ama bugün bir şeyi fark ettim. Babanın kristali arayışında sen de onun yanındasın. Anki? Evet. Bugünlerde gelinin geçmişinle çok ilgili. Seninle ilgili sorular soruyor. Mesela zengin olmadan önce senin ne iş yaptığını sordu. Çok saf. Ona ne anlattın? Gerçeği anlattım. Bahçıvan olduğunu. Ama neden? Ne gerek var be? Ona eskiden kim olduğunu anlattım diye neden bu kadar kızıyorsun? Bahçıvandın. Bahçıvan. Ona bahçıvan olduğunu söyledim diye neden bu kadar üzülüyorsun bakalım?
Zaten bahçıvanlık yeteneklerini yeterince övdüm, merak etme. Buraya çalışkanlığınla ve dürüstlüğünle geldiğini söyledim. Ve senin sayende ailenin toplumda saygı gördüğünü. Ne kadar iyi olduğunu anlattım. Tamam. Bunları unut. Anlaşmayı yapalım. Kristali satarak 2 milyar kazanacağız. Ama onu satın alan adamlar daha fazla kazanacaklar. Ayrıca biliyorsun, bir şey daha alacaklar. Bundan haberin var mı? Haberin var mı bundan? Alacakları şey dünyadaki her şeyden, doğadaki her şeyden, evrendeki her şeyden daha büyük. Paha biçilemez. Yılan kristalinin bize ne sunduğunu sakın unutma. Parayı alınca etikten kurtulacağız. Sonra Şivanya'ya da ihtiyacımız kalmadı. Ah zavallı gelinim Şivanya. Ritin kalkanı Şivanya. Şivanya belası. Ritik, babası, kardeşi. Hepsi birlikte. Hepsi açgözlü ve yalancı. Tek gerçek, annemle babamın ölümünden Ankuş Reheca'nın sorumlu olduğu. Görmen gerekeni gördüm. Artık gerçeği anladın mı? Evet Seşir. Ritik'e Ankuş Reheca'nın geçmişini sorduğumda bana hiçbir şey anlatmadı. Nasıl bu kadar yanılabilirim? Nasıl Ritik'in dürüst olduğunu düşünürüm? Şivanya, sana defalarca anlattım. Ama fikrini asla değiştirmedim. Ama bugün olanları artık kimse değiştiremez. Kristalimizi çaldı ama onu geri almalıyız. Bu gece kristalin satışını gerçekleştirecekler. Ve beşinci katil de Ankuş Reycan'ın yanında olacak. Sadece kristali geri almakla kalmayacağız. Aynı zamanda beşinci katilin yüzünü de göreceğiz. Ama nasıl Seşir? Bu anlaşmanın nerede yapılacağını bile bilmiyoruz biz. Bunu mutlaka öğrenmelisin. Tamam Seşir. Öğreneceğim. Bu gece bizim için çok önemli bir gece. Bu gece kristali mabede geri getirmeliyiz Seşap. Ve getireceğiz de. Ey Tanrım. Bugün sadık kulların kristali geri alacak. Evet, kristalle geliyoruz. Parayı ayarladınız mı? Tamam. Nereye gelelim? Star Otel'in toplantı odası. Tamam, adresi verin. Evet. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Demek adres bu. Anlaşmayı orada yapacağım. Seşe'ye haber vermeliyim. Ankuş Reheci. Yılan kristali mabede aittir. O mutlaka mabette olmalı. Yılan kristali için geliyorum. Siz iki yakışıklı. İkinize de selam. Merhaba, hoş geldiniz. Peki siz kimsiniz? Bizi Ankuş Reheca gönderdi. Aslında buraya gelmesi biraz zaman alacak. Bu yüzden o gelene kadar yalnız kalmayın diye bizi gönderdi. Biraz eğleniriz. Ne dersiniz? Harika, harika. Hadi, hadi. Başlayalım o zaman. Bizi eğlendirmek için neler yapacaksınız? Hiçbir şey. Almaya geldiğiniz şeyi, yani kalbinizi kazanmak için her şeyi yaparız. Hadi siz anlasın, hadi. Nelerden hoşlanırsınız? Ne yapalım istersiniz? Bizi görenler havaya uç. Sizi uçmak ister misiniz? Hadi söyleyin bakalım. Harika. Bunu çok isteriz.
Çok güzel kadınlarsınız. Hadi bakalım, bizi uçurun. İzleyin. Onları uyuttum. Bir süre derin uykuda olacaklar. Ve biz de işimizi bitireceğiz. Değil mi? O burada. Beşinci kişi, beşinci katil burada. Ama Ritik yok Seşa. Demek ki o katiller arasında değilmiş. Aşkın gözünü kör etmiş. Düşünsene, belki de beşinci katili Ritik göndermiş. Bunun önemi yok. Kim olduğunun da. Biz sadece işimizi bitirmeliyiz. Bunu aklından çıkar. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi o yabancıların şekline bürünün. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam ortağın nerede? Gelmeyecek mi? Bunun sizin için ne önemi var ki? İhtiyacınız olan şey bende. İşte yılan kristal. Kristal bizim mirasımız seni alçak. Önce kristali senin elinden alacağız, sonra da beşinci katili bulacağız. Hadi ver de bir bakalım sana. Hayır. Önce para. Ancak parayı verince onu alabilirsiniz. Böyle anlaşmışsınız. İşte burada. İstersen sayabilirsin. Buna hiç gerek yok. Daha iyi, çünkü saymak için sonsuz zamanın olabilir. Her an iklimi değiştirip seni öldürebilirim. Hadi, kristali ver. Tamam. Ver bakalım şu. Kristali aldık. Ama beşinci katil neden yukarı gelmedi? Ayağımıza kadar geldi. Ama onu yine de göremedik. Bu imkansız. Seşa. Sen kristali alıp mabede git. Pedere ver. Ben Ankuş Reyacı'yı takip edeceğim. Bugün beşinci katilin kim olduğunu öğreneceğim. Tamam Şivanya. Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrı'ya şükür. Al işte. 2 milyarın tamamını aldım. Yılanlardan korkup yukarı gelmedim. Bir şey olmadı. Yani kristali verdim, parayı aldım. Övünmeyi bırak Bahçe. Şanslıydın. Yılanlar sana bir şey yaptı. Ben tehlikeye atılmak istemedim. Neyse, paraya ihtiyacımız vardı ve aldım. Bu kadar. Peşimizde de yılan yok. Yılan! Dışarı çık.
Dışarı çık. Hayır. Dışarı çıkmayacağım. Dışarı çıkarsan beni öldürme. Senin de zaten istediğin bu değil mi? Dışarı çıkmayacağım. Burada kalacağım. Seni aptal. Kafan hiç çalışmıyor. Parayı al ve git. Yılan para için gelmez. Senin için de gelmedi. Buraya niçin geldiğini biliyorum. Parayı al ve buradan git. Sadece bir yılan var. Baş edebilirim. Arabadan in ve git. İn dedim. Sana in dedim. Hadi git. Ne oluyor? Ankuş Reheca parayla nereye gidiyor? Gitsin. Benim 5. katilin kim olduğunu öğrenmem lazım. Onu dışarı çıkarmalıyım. Yüzünü görmeliyim. Niye saldırılarım ters tepiyor? Yılan kaçtı. Yılan korktu ve benden kaçtı. Yılan gitti. Yılan kristali. Bundan sonra kimse bana zarar veremez. Ben Yamini'sin. Fanchner prensesin. Bu hayatta asla kaybetmedim. Bugün de pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Ritik burada da değil. O zaman nerede? Nerede bu adam? Yamini acaba nerede kaldı? Umarım yılan onu... Ne oldu ha? Ne oldu bakalım? Aklını mı kaçırdın kocacığım? Hayır, sadece senin için endişeleniyordum. O yılan yüzünü görmedi değil mi? Farkımızı biliyor musun? Sen bahçıvansın, ben bahçıvansın. Neler yapabileceğimi hayal bile edemez. Tıpkı senin gibi yılan da anlamadı. Bu sefer karşısında sizin gibi korkaklar değil ben var. Ben Yamini'si. Ben hiçbir şeyden korkmadım. O yılan beni gördü ve kaçtı. Hey, para nerede? Parayı evet, nereye evet, koydun? Evet. Dur açayım. İşte. Sadece 2 milyar. Bir şey değil.
Beşinci katil. Çok tehlikeli, çok akıllı, çok kurnaz. Onu bulmak için başka bir yol denemeliyim. Bir sonraki adımı çok dikkatle atmalıyım. Ama onu nasıl bulacağım? Onun kim olduğunu nasıl bulacağım? Kristal'e sahip olan kişi onunla birlikte eşsiz bir şeye sahip olur. İnanılmaz bir şeyimiz olacak. Sıra dışı, eşsiz, benzersiz. En kıymetli şeye sahip olacağız. Bundan sonra dünya avucumuzun içinde olacak. Ha? Parayı saydın mı? Evet. Parayı alıp kaçmaz değil mi? Hayır. Ey Tanrım! Yılan kristalini sonunda bulduk. Bize yardım edip kristali geri getirdiğin için sana şükürler olsun. Artık intikamıma döneceğim. Anne babamın katillerinden üçünü zaten öldürdüm. İki kişi kaldı. Ankuş Reheca ve beşinci katil. Onu hala tanımıyorum. Her zaman ben uyurum, sen bana bakarsın. Bu sefer ben sana bakıyorum. Çok güzel görünüyorsun şu an. Bu kan mı? Şivanya nasıl yaralanmış? Şivanya sen nasıl yaralandın? Mutfakta ayağımın üstüne bir cam parçası düştü Ritik. Bekle, nereye gidiyorsun? Bırak beni. Tamam. Seni böyle bırakamam. Tek ayakla yürüyüp diğerinde mi sakatlamak istiyorsun? Ve bu bandı kim yapıştı? Hiç düzgün yapıştıramamış. Dur ben yapayım. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ayağım çok acıyor. Hala acıyor. Ama yaraya merhem sürdüm. Bazı yaralar iyileşmez. Hem de hiç iyileşmez. Yara çok mu derin? Bazen bir yaranın ne kadar derin olduğunu anlayamazsın. Nasıl bir yara olduğunu da dedik. Şivanya, ben buradayım. Bütün acını dindireceğim. Bana acı veren sen. Yani sen... Sen yaramı sardın değil mi? Evet, yara acıyor. Artık acımayacağım. Tamam mı? Bugün ayağını yere basmayacaksın, tamam mı? Tamam. Ama o zaman nasıl yürüyeceğim? Ben buradayım. Gitmek istediğin yere kollarımda taşım. Bu bahaneyle biraz romantizm yaşarız. Ve ben de karımı kurtarmışım. Ritik, canımı acıtan şey taktığın o yüzük değil. İhanet etmiş olma. Senin için Seşa'yla kavga ettim. Büyüdüğüm değerlerle kavga ettim. Ama sen katillerle bir oldun. Ritik oğlum. Bütün gece dışarıdaydım. Sana kahvaltı hazırlayacağım. Anne, kristali aldığımızda her şeyin düzeleceğini söylemiştim. Ama bak, kristali almamıza rağmen Şivanya yaralanmış. Mutfakta çalışırken cam batmış ayağı. Kristali kimin aldığını bilmiyorsun Ritik. Yılan aldı. Mabedin sadık hizmetkarı onu mabede götürecek. Kızım. Tamam. Dikkatli olmalısın. Sana kaç kez söyledim.
Bu evde kaç tane hizmetçi var? İşleri onlar yapsın ama hayır. Her şeyi kendin yapacaksın değil mi? Anne, sen bu aile için çok çalışıyorsun. Ben de bir şeyler yapmalıyım değil mi? Anne beni dinlemiyor. Seni dinler mi sandın? Yani dinliyor ama bu durumda ona... Bu kadar utanma. Ben Şivanya'ya kahvaltı göndereyim. Retik sana söylemeyi unuttum. Anki seni arıyordu. Acil bir şey olabilir. Hı? Ben geliyorum. Gidiyorum. Ben gidip babama bakayım. Ama sen bir santim bile kımıldama. Tamam? Yamini Riti'yi tıpkı masallardaki gibi şımartıyor. Ama ne yazık ki Yamini'nin hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şeyin farkında değil. Kocasıyla oğlu birlikte yılan kristalini çalıp sattı. Peki Riti'yi nereden bulmuş? Ankuş Reheca'nın Riti'yle bu kadar acil konuşmak istediği şey ne? Baba neden oraya bir şoför göndermiyor? Aslında onlar bana çok yakın ve şoför de daha gelmedi. Angat evde değil. Ben de toplantıya gitmeliyim. Bu yüzden senden istiyorum. Lütfen gidip onları al. Baba bunca yıldır senin çok yakınım. Her şeyi seninle beraber yapıyorum. Ve bu arkadaşının adını daha önce hiç duymadım. Yoksa bu sana benden daha yakın mı? Söz beni dinle. Ben ciddiyim. Uçakları yakında inecek, tamam mı? O yüzden acele et ve kestirme yolu kullan. Hı. Fabrikadan geçen yolu daha hızlı gidersin, lütfen. Tamam baba, bu kadar ısrar ediyorsan gidelim. Git. Sabah bu saatinde Ankuş Reheca neden Riti'yi birini almaya gönderiyor? Ben de gitmeliyim. Ama pederi. Bugün mabedimizin mirası ait olduğu yere Tanrı'ya adanacak. Şimdi yapmamız gereken şey 5. katili bulup açığa çıkarmak. 5. katile çok yakın olmama rağmen onun kim olduğunu bulamıyorum. O çok güçlü, çok akıllı, çok kurnaz. Onu yakalamak kolay olmayacak. Ama mutlaka bunun bir yolunu bulmalıyız. Olma yardım. Oğlum. Olma yardım. Onu öldür. Yuvracık. Ritik. Ritik'in hayatı tehlikede. Ankuş Rehec. Ankuş Rehec Ritik'i öldürtmek istiyor. Bence değil. Uçakları yakında inecek, tamam mı? O yüzden acele et ve kestirme yolu kullan. Hı hı. Fabrikadan geçen yolu. Daha hızlı gidersin. Seşir Riti'nin hayatı tehlikeli. Onun yanına gitmeliyim. Hemen Riti'nin yanına gitmeliyim. Şivanya. Gitmem gerek. Şivanya. Gitmem. Hep aynı hata, hep aynı hata. Aşkına yenik düşüp kocanı kurtarmaya gidiyorsun. Neden Şivanya? Şivanya. Riti'nin düşmanımız olduğunu neden hep görmezden geliyorsun? Neden düşmanımızın hayatını kurtarmak istiyorsun? Seşe sakın beni durdurma. Riti'nin hayatı tehlikeli. Ne zaman ondan şüphelensen masumiyeti kanıtlandı Seşe. Neden? Bütün sezgilerim bana Ritik masum diyor. Bırak da gideyim. Şivanya. Şivanya bunu sana söyleyen aklın değil. Ona olan aşkın Şivanya. Ritik'in yılan kristalini alışını kendi gözlerinle gördün, görmedin mi? Yine mi ihanete uğrayacaksın? Söyle. Seşim. Son kez. Bana son bir şans ver lütfen. Biliyorum Ritik masum. Ritik'in masumiyetini kanıtlayacağım. Lütfen. Sadece son bir şans. Ne oldu? İş tamam mı? Acele et. Zamanım yok. Riti'nin bugün ölmesini istiyorum. Ve bir şey daha. Bunun bir kaza gibi göründüğünden emin ol, tamam mı? Evet. Sanki arabanın frenleri bozulmuş gibi gösteriyor. Serdar.
Kesin fabrika yolunu kullanacak. Ona geç kaldığı için kestirmeden gitmesini söyledim. Evet. Çabuk ol ve iş biter bitmez beni ara. Ve eğer işi beceremezsen sana neler yapabileceğimi biliyorsun. Şimdi kapat ve hemen işe koy. Bu demek oluyor ki ben haklıydım. Alkış verince Riti'yi öldürtmeyi planlıyor. Riti neredesin? Niye açmıyorsun? Teşekkür ederim. Efendim, arabayı tamir ettim. Alo? Ritik? Ritik sen neredesin? Senden kaçıyorum. Havaalanına gidiyorum. Babamın arkadaşı gelmiş. Gidip onu alacağım. Acaba babam bu kestirmeyi mi kullanmamı söylemiş? Bu yol çok kötü. Yolda ne kadar çok çukur var bilemezsin. Dinle Şivanya. Bekle, hoparlörü alıyorum. Ne? Tren yapamıyorum. Ritik! Ritik beni dinle. Hayır, frenler. Ankuş, Ankuş, ne diyeceksin, ha? Önce bizi kristal için uzun süre bekletti ve şimdi de bize ihanet etti. Neden söz ediyorsunuz? Sen neden mi bahsediyorsun? Sen sandın ha? Söyle bakalım. Ha? İki güzel kız göndererek kandıracağını mı sandın? Bize gönderdiğin o iki kız bizi kandırıp gittiler. Bizi bayılttılar. O otelde saatlerce baygın kaldı. Ve sonra da sen paramızı alıp kaçtı. İyi dolap Ankuş Reyce. Siz neden söz ediyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ben dolap çevirmedim, tamam mı? Size kristali verdim, karşılığında parayı aldım. Bu kadar, ne hepsi kristali? Bu. Ne kristali? Biz kristali tamam. Görmedik bile. Sen bize ihanet ettin. Seni polise şikayet edeceğiz. Bekle. Görürüz. Bunu sakın dava unutma. Açacağız. Dava açacağız. Bunun olmasını istemiyorsan paramızı geri ver. Niye geri vereyim? Parayı geri ver. Sana verdiğimiz parayı geri ver. Parayı geri vermeyeceğim. Ne demek vermeyeceğim? Ne demek vermeyeceğim? Paramızı geri ver Ankuş. Ne? Sen sadece benim dediğim. Git. Üzgün. Bu bir yanlış anlaşılma. Size ihanet etmedim. Kristali alacaksınız. Bana güvenin. Kristal gelince tekrar konuşuruz. Tabii. Sen ne yaptın? Ben onlara kristali vermiştim. Evet verdin. Kristali verdin ama onlara değil, yılanlara verdin. O iki tane yılan kristali alıp gitti. Adamların kılığına girip karşısına geçip kristalle gittiler. Kristali yine kaybettik. Şimdi onu geri almamız gerek. Bunu durdurmalıyız. Riti'yi kurtarmalıyız. İyice baktım. Burada değil. Nereye gidebilir? Aman tanrım. Bu heykeli yerinden kim oynattı? Seşen kristal yerinde değil. Onu buradan kim aldı?
Onu kim aldı? Peder. Hem Ritik'in babası hem de Kristal. İkisi de yok. Nasıl? Alo, alo, alo. Telefonu açın, telefonu açın sersemler. Ritik'i öldüremeyiz. Ritik ölürse işim biter. Açın, açın. Sersemler, niye telefonu açmıyorsunuz? Buyurun efendim. Alo, alo. Ha, dinle, dinle. Sizden istediğim şeyi yapmayın. Ritik'i öldürmeyin, tamam mı? Plan iptal, kaza iptal. Onu öldürmeyin. Ama efendim arabası... Ne olmuş arabasına? Arabası yoldan çıkmış. Tamamen dağılmış. Yaşadığını sanmıyorum. Cesedini bile bulamadık. Onu niye öldürdün? Ama siz söylemiştiniz efendim. Seni sersem... Ritik ölmüş. Eğer... Yani bunu öğrenirse beni öldürür. O ölmemeli. Yemini'ye nasıl söylerim? Ona söylemeliyim. Ritik ölecekti ama zamanı yanlış. Ankuş, sen ölürsün. Ölürsün. Ritik, sen bana Tanrı'nın lütfusun. Tanrı'nın benim için seçtiği özel insansın. Tanrı'nın bu lütfunu kaybetmeyeceğim. Sen benim aşkımsın. Sen şekil değiştiren yılanın aşkısın. Sen bu yılanın kocasısın. Senin böyle ölmene izin vermeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.